Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle görünümü efsane, tadı şahane, harika bir pasta tarifi paylaşacağım. Pastamızın tadına tat katan içerisine koymuş olduğumuz vişne kompostosudur. Vişnesi ne kadar bol koyarsanız pastamız o kadar lezzetli olacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml su alıyor. Pastamız için gerekli olan malzemeler 2,5 bardak un, 1,5 bardak şeker, 1 kase vişne kompostosu, 250 gram margarin, 5 yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 fanilya şekeri, 1 kabartma tozu, 4 yemek kaşığı süt. Çikolata sosu için 200 gram çikolata, 150 gram margarin, kreması için 2 paket krem şanti, 2 bardak soğuk süt. Hafif eritmiş olduğumuz 250 gram margarin içerisine 1,5 bardak toz şekerini ilave edip mikser ile güzelce birkaç dakika çırpıyoruz. En az 2-3 dakika şekerle margarini birlikte çırpıyoruz. 1 paket vanilya şekeri, 5 bütün yumurtayı da ilave ettikten sonra tekrar mikser ile 2-3 dakika kadar daha çırpıyoruz. 1 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı unu da ilave ettikten sonra tekrar bütün malzemeleri birlikte çırpıyoruz. Hamuru çırptıkça beyazlayacak ve kıvamını alacaktır. Kıvamını alana kadar en az 3 dakika kadar çırpmalıyız. Yağlamış olduğumuz fırın tepsisine hazırlamış olduğumuz malzemenin yarısını döküyoruz ve kaşık ile düzeltiyoruz. Her tarafını eşit şekilde dağıtıyoruz. Hamurumuzun kalan yarısına 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyoruz. 4 yemek kaşığı da süt ilave ediyoruz. Burada 2 kaşığı görünüyor fakat 4 kaşık ilave edeceksiniz. Kakaoyu da hamurumuz ile birlikte tekrar çırpıyoruz. Kakao hamurun içerisine tamamen karışması gerekiyor. Kakaolu hamurumuzu da tepsimizin üzerine döküyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde dağıtmalıyız. Kaşık ile her tarafını eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Suyunu süzmüş olduğumuz vişne kompostolarını sırasıyla diziyoruz. Ne kadar çok vişne koyarsanız o kadar daha lezzetli olacaktır. Bu pastamızın esas tadını getiren içerisine koymuş olduğumuz vişnelerdir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü pişene kadar yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. Kekimizi bir yarım saat soğumasını bekliyoruz. Bu arada kaymağımızı hazırlıyoruz. 2 bardak sütün içerisine 2 paket krem şanti koyuyoruz. Mikser ile birlikte çırpıyoruz. Krem şantiye koymuş olduğumuz süt miktarı paketin üzerinde yazdığı kadar olmalıdır. Krem şantimiz çırptıkça koyulaşacak ve kıvamını alacaktır. Kıvamını alana kadar çırpıyoruz. En az yarım saat soğutmuş olduğumuz kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantimizi döküyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde dağıtarak kaşıkla veya bıçak ile düzeltiyoruz. Kremamızı da koyduktan sonra en az bir 10-15 dakika kadar kremamızın donmasını bekliyoruz. Küçük bir tencereye veya bir kasenin içerisine 200 gram çikolatanın içerisine 150 gram margarin koyuyoruz. Büyük bir tencerenin içerisine su koyuyoruz ve suyumuzu kaynatıyoruz. Çikolata tenceremizi tenceremizin içerisine oturtuyoruz. Çikolatamızı tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Çikolata sosumuzu da eşit bir miktarda üzerine döküyoruz. Çikolatayı düzgün bir şekilde her tarafını yaydırtmamız gerekiyor. Bir bıçak veya kaşık ile bunu yapabilirsiniz. Çikolatamızı 1-2 dakika bekledikten sonra hafif donmaya başlayınca gördüğünüz şekilde şekillendiriyoruz. Aynı işlemi çatal ile de yapabilirsiniz. Üzerine düz veya dalgalı bir şekilde şekil verebilirsiniz. Aynı işlemi birkaç defa tekrar ediyoruz.
Her şu anda gördüğünüz gibi vermiş olduğumuz desenimiz üzerinde harika görünüyor. Pastamızı ister bütün olarak isterseniz dilimleyerek servis tepsisine koyabilirsiniz. Pastanızı dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz veyahut da dilerseniz biraz daha güzel görünmesi için kenarlarını kesebilirsiniz. Ben kenarlarını kesip sunmayı tercih ettim. Çünkü böyle daha güzel görünüyor. Pastamızın dört kenarını kestikten sonra pastamız sunuma ve servise hazırdır. Pastanızı ister dikdörtgen, ister kare şeklinde istediğiniz büyüklükte keserekten servis yapabilirsiniz. Pastamızı enlemesine ve boylamasına kesiyoruz. Pastamızın tadına tat katan içerisine koymuş olduğumuz vişne kompostosudur. Vişnesini ne kadar çok bol koyarsanız emin olun ki pastanız o kadar daha lezzetli olacak ve tadına doyamayacaksınız. Hazırlamış olduğumuz bu şahane pastamızın bir de tadına ve kıvamına bakalım. Ben videoyu yetiştirmek için pastayı beklemek için fazla zamanım olmadığı için sizlere hemen servis yaptım. İçerisindeki vişnenin vermiş olduğu ayrı bir tatla pastamız gerçekten tam kıvamında ve çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalınız.